Merhaba. Bu videoda benim pek bir sevdiğim Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri destanından uyarlanan The Green Knight filmini biraz derin inceleyeceğiz. E, bu benim uzun süredir beklediğim ve çok iyi olmasını umduğum bir filmdi. İzler izlemez hevesle derin incelemesine soyunmamdan da tahmin edebileceğiniz gibi filmi çok beğendim. The Green Knight'ın yönetmen koltuğunda David Lowry var. Kendisi aynı zamanda filmin senaristi. Çocukluğundan kalma Willow aksiyon figürleriyle oynarken aklına böyle orta çağda geçen bir film çekmek gelmiş ve Green Knight'ın senaryosunu yazmaya böyle koyulmuş. Willow aslında benim öyle çok da hastası olduğum bir film değildir. Yani büyük bir hayran kitlesi olduğunun farkındayım ama çocukken bile onlardan biri olamamıştım ben. Yine de böyle bir filmin çekilmesine vesile olduğu için mutluyum. David Lowry genç ama üretken ve tecrübeli bir yönetmen. Özellikle A Ghost Story filmini oldukça severim. Hatta bence o filmi önceden izlemek Green Knight'ı daha çok sevmenize neden olabilir. Yönetmenin o hiçbir şeyi aceleye getirmeyen lirik anlatım tarzını aklınızda tutarsanız Green Knight'tan da gereksiz aksiyon dolu sahneler beklemezsiniz. Robert Redford'un oyunculuğa veda filmi The Old Man and the Gun da onun eseriydi ve benim çok sevdiğim filmlerden biridir. Sırada Peter Pan and Wendy var. işte arada böyle Disney yapımı filmlere de el atıyor zaten. Pete Dragon'da da başarılı bir çocuk filmiydi. Yani yönetmen bazında işler hep gayet iyi gidiyor. Oyunculara bir bakalım. Sir Gawain rolünde Dev Patel'i izliyoruz. E, yalnız filmde adını genelde Gavin şeklinde telaffuz ediyorlar. Açıkçası ben daha önce bu ismin bu şekilde söylendiğini hiç duymamıştım. Vardır bir bildikleri diyeceğim ama bu hali her duyduğumda kulağımı epey bir tırmaladı. Ben Wayne demeye devam edeceğim. Siz onu isterseniz Gavin anlayabilirsiniz. Zaten karakterlerin hepsi farklı telaffuz ediyor. Yani Gavin diyen var, Gavin diyen var, Garvin diyen var. Ee, sanırım yüzyıllar öncesi anlatılmış bir öykünün dilden dile nasıl değişerek günümüze geldiğini gösterebilmek için herkese farklı bir biçimde söyletmişler bu ismi. Bizimki, yani başroldeki çocuk. Neyse. Şimdi Dev Hint asıllı bir İngiliz oyuncu. Ben kendisini ilk kez efsanevi Skins dizisiyle tanımıştım. Zaten o inanılmaz bereketli bir dizi. Yani sektöre pek çok yıldız isim kazandırdı. Ee, Nicholas Holt, Kaya Scodelario, işte Joe Dempsey, Hannah Murray falan hep oradan çıkma. Ee, hemen ardından Slumdog Milyoner geldi. Ve Dev dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Lion ile de bir en iyi oyuncu adaylığı olan aktör bence Green Knight'la da bir adaylık kapabilir. Alicia Vikander da yıldızını giderek parlatan oyunculardan e, Ex Machina ile dikkatleri üzerine çekmiş The Danish Girl filmindeki rolüyle de en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kapmıştı. İşte böyle Jason Bourne, Tomb Raider gibi filmlere pek bulaşmadan ona o çok yakışan dramalara ağırlık vermesi en büyük dileğim bu filmde iki rolde karşımıza çıkıyor ve ikisinde de bence çok başarılı. Onlar dışında Joel Edgerton, Sean Harris, Barry Kilgan, Ralph Einstein, Kate Dickey gibi bu adam bu kadın nerede vardı ya diyebileceğimiz tipi tanıdık ama adını bilmediğimiz pek çok oyuncu da yan rollerde karşımıza çıkıyor. İşin ilginci bu kişilerin isimleri filmde de geçmiyor. Kral, kraliçe, büyücü, anne falan deniyor sadece. Ama biz biliyoruz ki bu ismi geçmeyen kral efsanevi Arthur, kraliçesi Guinevere, o gördüğümüz büyücü Merlin, anne Morgan le Fay ve yuvarlak masa şövalyeleri de muhtemelen işte Lancelot, Percival, Tristan, Galahad falan gibi isimler. Ama dediğim gibi hiçbirinin adını duymuyoruz. The Green Knight bu yıl izlediğim filmler içinde sanırım en iyisiydi. E, filmi henüz izlememiş olanlarınız için video burada bitti. Yani gidin izleyin ve kalanını öyle seyredin. Çünkü az sonra filmde neler olup bittiğini, kahramanımız Sir neler yaptığını, hangi testlere tabi tutulduğunu ve hangilerini geçip hangilerinde çuvalladığını, karşısına kimlerin neden çıktığını tek tek konuşacağız. Yani... Sürpriz bozan bir video ile karşınızdayım. Filmi izlemediyseniz videoyu lütfen burada bırakın. İzledikten sonra devam edersiniz. Neyse demin de dediğim gibi film izleyicisinin elinden pek tutmuyor ve Kral Arthur efsanesine hakim olduğunuzu varsayıyor. Ama bu destan hakkında tek kelime bilmeseniz de filmi anlar ve yorumlarsınız bence. E tabi pek çok detay kaçabilir ama öykünün özünden bence pek bir şey değişmez. Ben yine de bilmeyenlerinize kısaca anlatıp bilenlerin hafızalarını bir tazeleyeceğim. Şimdi tarihsel gerçekliği günümüzde hala tartışma konusu olsa da Kral Arthur 5. yüzyılın sonlarında ve 6. yüzyılların başlarında Britanya topraklarını 12 kanlı savaşta Sakson ordularına karşı korumuş ve dağılmış derebeyliklerden oluşan İngilizleri tek bir krallık altında toplamış bir lider. Şimdi Arthur diye bir kral gerçekten de var aslında ama hakkında hemen hiçbir şey bilinmiyor. E, büyük bir ihtimalle Karolenj İmparatorluğu'nun kurucusu Charlemagne ve onun 12 şövalyesi Arthur öykülerine ilham kaynağı olmuş. Yazılı kaynaklarda Arthur'un adına ilk kez 11. yüzyılda rastlanıyor. En bilinen öyküsü tahta çıkışını anlatan taştaki kılıç. 5. yüzyılın sonlarında Britanya böyle açlık ve hastalıktan kırılan bir ülke. Önüne gelen Derebeyi kendini kral ilan edip zaten zor durumdaki halkı iyice kıvrandırıyor ama yaklaşmakta olan işgal kuvvetlerine karşı durabilecek bir birlik bir türlü sağlanamıyor. Son gerçek kral Uther Pendragon da ölünce ümitler hepten tükeniyor ve halk çaresizce kurtarıcı rolüne soyunacak bir lider bekliyor. Merlin adındaki o efsanevi büyücü bir mucizeye tanık olmaları için krallıktaki tüm lord ve şövalyelerin Londra'ya toplanmasını istiyor. İşte bu sırada bir kilisenin bahçesinde böyle taşa saplı bir kılıç beliriyor ve bu taşta "Her kim ki bu kılıcı taştan çıkarabilir, İngiltere'nin gerçek kralı odur." yazıyor. Ülkenin her yanından savaşçılar gelip şanslarını bir deniyorlar ama bu kılıcı taştan çıkarmayı ...başarmak şöyle dursun bir santim bile yerinden kımıldatamıyorlar. E, bu kılıcın tanrıdan bir hediye olduğuna inanan halk kilisede dualar ederken... ...dışarıda da işte kılıcın gerçek sahibini bulabilmek için çeşitli turnuvalar düzenleniyor. E, bu turnuvaya katılanlardan biri Ektor. Ektor'un Sir Key adında bir oğlu ve Arthur adında bir evlatlığı var. E, Sir Key turnuvaya katılmak için yaverliğini yapan Arthur'dan kılıcını getirmesini istiyor... Ama Arthur bu kılıcı bulamıyor. Onun yerine kilise bahçesinde gördüğü kılıcı getiriyor ve daha farkına bile varmadan kendisini İngiltere'nin kralı olarak buluyor. Merlin daha sonra bu çocuğun aslında Uther Pendragon'ın oğlu olduğunu açıklıyor. İşte düşmanlardan korumak için onu almış başka bir ailenin yanına bizzat kendi bırakmış. E, tabii öykü aslında çok daha uzun ama detaylarını merak edenler bunu bana bir Twitch yayınında falan anlattırabilirler. Bu video zaten yeterince uzun olacak. O detaylara girmeyelim. Filmimizde Yeşil Şövalye'nin karşısına çıkmak için Sir Gawain'in Kral Arthur'dan aldığı kılıç, işte bu Tanrı'nın armağanı olduğuna inanılan Excalibur. O yüzden herkes çok şaşırıyor. Ve Gawain'in bunu sevgilisine böyle gururla anlatıyor olmasının nedeni bu. Excalibur'u kullanmış olmak cidden büyük bir şeref. Arthur öyküleri özellikle 14. yüzyılda çok popülerdi ve onun yeğeni olan Gawain'in Yeşil Şövalye ile karşılaşması da bu dönemde anonim bir eser olarak kulaktan kulağa anlatıldı. Filmde gördüğümüz olaylar aslında bu şiire pek benzemiyor. Ama ben yeri geldiğinde aralarındaki farkları da dile getirmeye çalışacağım biz işe filmin en başından başlayalım. Şimdi Sir Gawain vaktinin büyük bir bölümünü sarhoş olup bir fahişenin koynunda geçiriyor. Annesi Morgan Le Fay bu durumdan tabii ki hiç hoşnut değil. burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında Morgan Le Fay Gawain'in annesi değil teyzesidir. Efsanedeki annesi Morgause. filmde zaten onu hiç görmüyoruz. Tabi filmde isim geçmediği için belki gördüğümüz anne Morgaz'dır diyebilirsiniz. Ama e, büyü yeteneklerine falan bakarsak bunun aslında Morgan Le Fay olduğunu anlamak hiç de zor değil. Zaten şiirde büyünün kim tarafından yapıldığı açıkça söyleniyor. E, Morgan Le Fay Arthur'un üvey ablası ve çok güçlü bir büyücü Merlin'in yaveri. E, zaten adındaki Fay Fairy yani peri demek Efsanenin ilk döneminde iyileştirici güçleri sayesinde Arthur'un sağ kolu olarak anlatılan bir karakterdi. E, öyküye Hristiyanlık motifleri eklendikçe giderek daha kötü birine dönüşüyor bu. Hatta Arthur'un en büyük düşmanı oluyor. Bunun nedeni Hristiyanlıktan önceki din olan paganizmi kötü göstermek. Her yönüyle bir druid olan Morgan le Fay aslında bir pagan tanrıçası gibi ve bu yüzden de öyküdeki rolü giderek değişiyor, giderek daha kötü hale geliyor. E mesela size demin anlattığım taştaki kılıç öyküsü falan hep Hristiyanlık döneminde gelen eklentiler. Öykünün orijinalinde Excalibur öyle kilise bahçesinde tanrının hediyesi gibi falan belirmiyor. Lady of the Lake yani gölün dibinde yaşayan bir peri kızı tarafından veriliyor. Ama işte Britanyalılar Hristiyanlaşmaya başlayınca bu peri kızları, druidler falan hep öykünün baş kötüleri haline dönüşüyor. Kılıç da onlardan değil, Tanrı'dan geliyor. Şimdi doğrudan bir kanıtı olmasa da ben açıkçası bu taştaki kılıç efsanesinin Galgano'nun kılıcından türediğine inanıyorum. Galgano 12. yüzyılda İtalya'da yaşamış bir aziz. Tuscany'de Sir Galgano'nun manastırı diye bir yer var. Tarkovski hayranları belki burayı Nostalgia filminden falan hatırlayabilirler. İşte burada taşa saplı bir kılıç var. Ve bir Aziz'e ait olduğu için kutsallığına inanılıyor. Üstü böyle cam korunaklarla falan kaplı. E, coğrafyalar tabi biraz uzak ama bence Excalibur'un ilham kaynağı bu kılıç olabilir. The Green Knight filmindeki Morgan Le Fay belki kötü biri değil ama oğlu Sir Gawain'in atıldığı maceranın başlamasına neden olan büyüyü yapıyor. Ve Yeşil Şövalye'yi o çağırıyor. Bu büyü sahnesi sırasında paralel kurgu tekniğiyle Arthur'un şövalyelerine hitap edişini izliyoruz. Bence filmin en üzerinde uğraşılmış sahnelerinden biri bu. Yani Arthur'un söyledikleri ve Morgan Le Fay'in yaptığı büyü arasında çok büyük bir uyum var. Kral Arthur Noel kutlamaları için bir öykü dinlemek istiyor. Bunu başta Gawain'den de istemişti ama Gawain... Bütün gün karı kız peşinde koştuğundan kralına ve kraliçesine anlatacak bir öykü bulamamıştı. İşte bu yüzden annesi oğlunun da bir öyküsü olsun diye bir büyü yapıyor ve yeşil şövalyeyi çağırıyor. Yeşil şövalye insandan çok bir ağaca benziyor. Druidlerin ağaçlara taptıklarını falan düşünürsek bu benzerlik bence çok normal. E, zaten Yeşil Adam adıyla bilinen tanrısal bir varlık öykülerinde sık sık geçiyor. E, bu garip görünümlü yaratık Arthur ve şövalyelerinin karşısına bir Noel günü çıkıyor. Ve içeri girerken kafasının üzerinde galiba Ökseot'u tutuyor. Ökseot'u Noel süslerinden biri. Hatta filmlerde falan görmüşsünüzdür Noel zamanı böyle evlere falan asıyorlar onu ve tesadüfen iki kişi bu otun altında durursa öpüşmeleri gerekiyor. Bu aslında Hristiyanlıktan çok çok önce İskandinav mitolojisinden kalma bir inanç. Bu mitolojideki en sevilen tanrılardan biri olan Baldur ökse otu ile öldürülüyor. Bunun üzerine annesi Frigg de oğlunun anısını yaşatabilmek için bu bitkiyi aşkın simgesi haline getiriyor. Harry Potter'a ilk öpücüğünü kazandıran olayın aslı bu yani. Ee, Yeşil şövalye kimseyi öpmeye gelmiyor tabi ama niyetinin barışçıl olduğunu bu otla anlatıyor. Ama galiba dedim çünkü kilise 4. yüzyılda putperestliği çağrıştırdığı için Noel kutlamalarında ökse otu kullanımını yasaklamış ve yerine çoban püskülü kullanılmasını önermişti. Hoş çoban püskülü de gayet pagan tanrılarının işareti ama olsun zaten noel kutlamaları bile başta başına eski dinlerde o coşkuyla kutlanan 25 Aralık festivallerinin yeri doldurulsun diye var. Çoban püskülü Kelt mitolojisinde barışı ve iyi niyeti simgeliyor. Meşe ağacının ikizi gibi. Ama işte çoban püskülü yapraklarını dökmediğinden Meşe yaz aylarının bu ağaçta kış aylarının koruyucusu kabul edilirmiş o dönemlerde. Ayrıca çoban püskülü böyle yıldırımlara falan son derece dirençli bir ağaç. Bu yüzden For ve Taranis gibi yıldırım tanrıları özdeşleştiriliyor ve insanları bu tanrıların gazabından korusun diye böyle yerleşim yerlerine bolca çoban püskülü dikiliyormuş o zamanlar. Ayrıca kış aylarında bu ağacın dallarını eve taşımak Periler için böyle sıcak bir ortam oluşturur ve periler de bu yardımın karşılığını mutlaka verir denirmiş. Ee, yeşil şövalyenin neden yeşil olduğu da sanırım bu anlattıklarım da ilintili. Aslında bu konu şiirin yazıldığı yıllardan bu yana hep tartışılıyor. İşte İngiliz folkloru ve edebiyatında yeşil geleneksel olarak doğayı ve onun somutlaştırılmış niteliklerini... ...yani doğurganlığı, yeniden doğuşu ve ölümü simgelemek için kullanılıyor. E, şiirde yeşil şövalyenin aslında kim olduğunu öğreniyoruz. Filmin sonlarında karşımıza çıkan Joel Edgerton'ın canlandırdığı Lord. Ama filmde hem bu durum hiç açıklanmıyor... Hem de iki karakteri farklı aktörler canlandırmış. Bu nedenle şövalyenin hem insanlık hem de çevre arasında bir uzlaşma olarak karşımıza çıktığını söyleyemiyoruz. Çünkü onun insan formunu hiç göremiyoruz. Ama şiirde bu çok açıktı. Şimdi İngiliz folklorunda aynı zamanda şeytanın da bazen yeşil bir bedenle tasvir edildiği oluyor. Merlin'in onu görür görmez böyle bir büyü fısıldadığını ve Arthur'a gelen kişi şeytani bir varlık değil gibilerinden bir sinyal verdiğini fark etmişsinizdir herhalde. Aslında yeşil, ortaçağ hikayelerinde böyle aşkı, tutkuyu, insanın temel, doğal arzularını temsil eden bir renk. Sir Gawain'in macerası sırasında karşılaştığı kişiler zaten onun bu arzulara yenik düşüp düşmediğini test ediyor. Yalnız filmde şövalyenin ve maceranın gizemi korunsun diye yeşile yüklenen tüm anlamlar perdeye taşınmış. Yine erken dönem İngiliz folklorunda yeşil böyle perileri, tekinsiz varlıkları, onların insan ruhunda yol açabileceği çürüme ve zehirlenmeyi simgelediği ve bu nedenle büyücülük, şeytanlık gibi kötülüğü tanımlamak için kullanılırdı. E, Gwen'in mantar yiyip kafayı bulduğu sahnede ellerinde oluşan yeşil küf falan bence bu rengin karanlık tarafını hatırlatmak için var. E, Morgan Le Fay'in oğluna verdiği kuşak da yeşil ama onun içinde altın rengi de var. Bence bu da tesadüf değil çünkü bu iki rengin birlikte kullanılması gençliğin elbet bir gün geçip gidecek olduğunu simgeliyor. Tıpkı yemyeşil yaprakların bir gün sararıp solması gibi. Tabi bu kuşakla ilgili birazdan daha derin konuşacağız ama renklerin seçimi bence anneden oğula bir uyarı niteliğinde. E bu arada kelt inanışında yeşil renkli kumaş uğursuz sayılır ve giysilerde bu rengi hiç yer verilmezmiş. Ee, videonun başından beri sürekli söylediğim gibi yeni gelen din mutlaka eskiyi kötülüyor. Onun kutsal saydığına tukaka diyor, uğursuz dediğini yüceltiyor. Yani paganizmden sonra gelen dinlerin hemen hepsi yeşilin uğruna inanır. Hatta sadece din konularında falan değil, günlük yaşamda bile bu böyledir. Mesela kumar masalarına serilen çuhanın yeşil olması şans getirsin diyedir. Özetleyecek olursak, Film de şiirin yolunu izlemiş ve yeşil kahramanımıza uğurlu mu uğursuz mu gelecek sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmış. Zaten doğayı temsil ediyor dediğimizde bu öngörülmezliği de ifade etmiş oluyoruz. Yani doğa hem bir yaşam kaynağı hem de felaketlerle dolu. Yeşil iyi de olabilir, kötü de. Zaten edebiyatçıların çıkarımlarına göre yeşil şövalye, yeraltı tanrısı Hades ya da İsa yani çok uç örnekler. Neyse işte bu yaratık kral Arthur ve şövalyeleriyle bir oyun oynamak istiyor. Bu oyunun adı da kafa kesmece. Yeşil şövalyenin icat ettiği bir oyun değil bu aslında. Bu şiirden çok daha önce de benzer öyküler anlatılmış. Mesela İrlanda mitolojisinde Brickriu'nun ziyafeti adında bir öykü var. Orada da böyle esrarengiz bir yabancı karşısındakilerin cesaretini test edebilmek için bu oyunu oynatıyor. Ee, orada olaylar biraz daha farklı gelişiyor ama işin özü aynı. Sen benim kafamı kes ben de senin amaçla karşındakinin cesaretini test etmek. Bu sahnede dikkat etmeniz gereken iki önemli detay var. İlki bence masanın şekli. Yani normalde yuvarlaktır. Böylelikle kral ve şövalyelerinin arasında bir ayrım kalmaz. Masada herkes eşit durur ama filmdeki biraz C şeklinde. Hem de tam böyle Criterion'un C'si gibi. Daha önce yönetmenin filmlerinin hiçbiri Criterion koleksiyonuna eklenmemişti. Bence orada bir göz kırpma var. İkincisi Arthur ve Şövalyelerinin boynunda asılı olan beş köşeli yıldızlar. Bu yıldızlar ki bir tanesi kocaman bir şekilde yerde de var, aslında filmin özeti gibi. Çünkü her köşesi şövalyede olması gereken beş erdemi temsil ediyor. Ne bunlar? Cömertlik, nezaket, iffet, mertlik ya da arkadaşlık ve takva. Kahramanımızın çıktığı yolculuk onu bu beş konuda test ediyor ve o biri hariç hepsinde çuvallıyor. Şiirde bunun tam tersiydi bu arada. Sir Gawain ilk dört testi böyle başarıyla geçer, sonuncusunda takılırdı. Filmde dördünde takılıyor, sonuncuyu geçiyor. Bu arada kral ve kraliçenin üstü başı da maşallah seyyar gümüşlü tezgah gibi. Ama ben bunlar arasında öyle çok anlamlı bir nesne seçemedim açıkçası. Sadece yönetmenin bir önceki filmi Ghost Story'deki hayalet araya bir yere iliştirilmiş. Sean Harrison bu sahnede döktürdüğünü de ben araya sıkıştırayım da yolculuğumuza öyle koyulalım. Kendisi cidden değeri bilinmeyen efsane aktörlerden biri. Gwen kendini kanıtlaması gereken tek şövalye. İçlerinde en genci ve en tecrübesizi o. Anlatacak hiçbir hikayesi yok. O nedenle ve biraz da cahil cesaretiyle öne atlıyor ve yeşil şövalyenin kafasını kesiyor. Yeşil şövalye hiçbir şey olmamışçasına kesik kafasını alıp bir sene sonra görüşürüz dedikten sonra kahkahalar atarak oradan uzaklaşıyor. Şimdi bu kafa kesme işi de edebiyatçılar arasında uzun uzun tartışılır. Özellikle doğayı simgelediğini falan düşünenler sen ona zarar versen bile doğa kendini yeniler o sana zarar verdiğinde sen kolay kolay kendine gelemezsin gibilerinden böyle çevreci mesajlar veriyorlar ama ben o yüzyıllarda bu işleri bu kadar kafaya takan olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ee, bence olay sadece cesaret testi. Yeşil Şövalye bu arada başka öykülerde de karşımıza çıkar aslında ve Kral Arthur'un en ünlü savaşçılarından biridir. Hatta en güçlü ve en güvenilirlerindendir. Ee, filmde biraz böyle grut gibi görünüyor ama kesik kafalı hali hariç tamamen prostetik makyajla yapılmış olması çok iyi. Filmde zaten bu eski usul tekniklere çok sık yer verilmiş. Filmin renk tonu hep böyle o. Yönetmeni ilham kaynağı olmuş Willow ve benzeri dönem filmlerinden. Ben özellikle bazı sahnelerde mat boyama tekniklerinin kullanıldığına emin gibiyim. Ya bunları zaten genelde hep bilgisayar yardımıyla yapıyorlar da bu sefer gerçekten aslına uygun mat boyama teknikleri yapmışlar. Yani bir cam koyuyorlar Sonra bu camı bir ressama boyatıyorlar ve çekim yaptığınız mekan bu sayede derinlik kazanmış oluyor. Bilgisayar teknolojilerinin bu denli gelişmediği zamanlarda işte arkaya bir şato eklemek ya da ordunuza 20 bin kişi daha katmak istediğinizde bu taktiği uyguluyordunuz. Bu benim çok sevdiğim ve üstüne böyle uzun uzun kafa patlattığım bir konudur. Çok yakın tarihte olmasa da bu teknik hakkında kesinlikle bir video yapmak istiyorum. E, bu da bir çeşit makyaj olduğuna göre belki bir makyaj videosu 2 falan yaparım ve yine 1 Nisan'da atarım. Neyse e, Gwen Yeşil Şövalye'yi katlettikten sonra bu olay dilden dile dolaşıyor. Sarhoşların masalarında ve çocuklara yapılan kukla gösterilerinde falan anlatılıyor. Ama kahramanımızın hayatında pek bir şey değişmiyor bir yılını yine içki içip fahişe sevgilisinin kollarında geçiren Gawain Zilzur'na eve döndüğü bir gece karşısında kralını buluyor. Aralarında geçen konuşma Gawain'in dayısının ve annesinin gölgesi altında ezildiğini ve bu yüzden alemci olduğunu bize biraz daha anlatıyor. Kendisinin çok niyeti olmasa da genç şövalyemizi ya apırsam da köpürsen de o başlattığın oyunu bitireceksin diyerek yeşil tapınağa doğru postalıyorlar. E, Bu sahnede özellikle Kraliçe Gwynevere'nin konuşmasına ve beş sayısına nasıl vurgu yaptığına dikkat edin. E, çarmıha gerilmiş İsa'nın vücudundaki beş yara ve Hazreti Meryem'in beş mutluluğu yüzünden beş sayısı Hristiyanlık için de çok kutsaldır. E, ve Şövalye Yıldızı'nın beş köşeli olması biraz da buna bağlanır. Filmde size boş ve gereksiz gibi görünebilecek sahnelerin hepsi bu demin de sözünü ettiğim Şövalye'de bulunması gereken 5 özellik üzerine kurulu. Bir de annesinin ona hazırladığı kuşak çok önemli. Bu kuşak yeşil renkte ama üzerinde altın sarısı bir işleme var. Bu iki rengin karışımı geçip giden zaman ve yaşlanmaydı hatırlarsanız. Sir Gawain yolculuğuna böyle tek başına çıkıyor ama ona kalbini vermiş olan Essel... Elbisesinden küçük bir süsü koparıp ona veriyor e, Birlikteliklerinin bir geleceği olup olmadığını sorduğunda Goey'nin hiç niyeti olmadığını da açıkça görüyoruz burada e, Bu kadın onun için sadece gönül eğlendirdiği bir fahişe Yolculuğa çıktıktan kısa bir süre sonra ona bir tilkinin eşlik ettiğini görüyoruz bu tilki elbette sembolik bir yol arkadaşı. Hatta kendi iç çekinceleri falan filan gibi bile algılayabiliriz bu tilkiyi ama işte tilkiler hemen her kültürde kurnazlığın hatta üçkağıtçılığın sembolüdür. Cadıların da en çok kullandığı familiar yani içinde bir insan ruhu olan hayvan yardımcılardan biridir. Filmimizdeki tilkinin de böyle ileride konuştuğunu konuştuğunu göreceğiz. Bunun da Morgan Le Fay'in olduğunu söylemek çok zor değil. Şimdi tilkiler genellikle kötüye yorulmaz. Özellikle kurtları falan böyle kızdırdıkları, kandırdıkları öyküler e, zekanın bedensel gücü her zaman alt edeceğini anlatmaya çalışan kıssadan hisseler. Tabi Yunan mitolojisine gelince işler biraz değişiyor. Burada Dionysos Tebeslilere kızıp onların çocuklarını yemesi için dev bir tilki gönderiyor. Bu tilkinin büyülü gücü asla yakalanamaması. Tebesliler de onun peşine avladığı her canlıyı yakalayan köpek Levaps'ı takınca ortaya bir paradoks çıkıyor. Yani bu iki canlı arasında kovalamacanın sonsuza dek süreceğini anlayan Zeus her ikisini de taşa çevirip ...ayak altından kalksınlar diye onları gökyüzüne fırlatıyor... ...büyük köpek ve küçük köpek takım yıldızları... ...işte birbirlerini kovalamaktan asla vazgeçmeyen bu iki canlı... ...yani tilki her zaman sevimli ve kurnaz olarak anlatılmıyor... ...bazen çocuk yiyen bir canavar olarak da tasvir ediliyor... ...hatta bu canlılar orta çağda şeytanın simgesi olarak görülür... ...ve tıpkı cadılar gibi yakılırdı ne yazık ki... Zaten bu filmin temelinde gördüğümüz her kişi için acaba iyi mi kötü mü diye bir ikileme düşüyoruz. Tilki de bu kişilerden yalnızca biri. Bu esrar canlı ile karşılaşmasından kısa bir süre sonra Gwaine'in ilk testi olan cömertlik başlıyor. Kahramanımızın yolu cesetlerle dolu bir savaş alanından geçiyor. Burada iki abisini de savaşta kaybetmiş genç bir adamla karşılaşıyor bu genç savaş sırasında kralın tek başına 960 düşman askerini katlettiğini söylüyor. Çocuğun bahsettiği kral tabi ki Arthur ve tek başına 960 kişiyi alt ettiğine göre bu savaş Britanyalıların Sakson akınlarını durdurduğu savaş olan Badon. Efsanede çünkü Badon'da 960 kişiyi öldürdüğü söylenir. 6. yüzyılda böyle bir savaşın gerçekten yaşandığını ve bu sayede İngilizlerin Saksonları onlarca yıl topraklarından uzak tuttuklarını tarihçiler de kabul eder de bence şu 960 kısmı biraz sallamasyon olabilir. Neyse Gawain'in yolu bilmediğini geldiği dört yol ağzında afallamasından falan da anlamıştık. Ee, orada gördüğü o kafes içindeki iskelette doğrudan bir willow göndermesi. Neyse bu genç ona işte gitmesi gerektiği yönü gösteriyor. Ama Gwen ona kuru bir teşekkür etmekle yetiniyor. Ee, çocuk bu yetmez dediğinde de ona böyle bir bozuk para fırlatıyor. Bu çok da cömertçe değil. Yani savaşta iki kardeşini kaybetmiş bir fakire bir şövalye daha bonkör davranmalıydı. Zaten gerçek bir şövalye. Üç çocuğun kurduğu basit bir tuzağa da bu kadar kolay düşmezdi. Ee, bu arada haydutlara dikkat ederseniz tilki kulakları olduğunu da görebilirsiniz. E, bu soygun sahnesinde bence çok önemli bir detay var. Hırsızlardan biri kahramanımızın belindeki o sihirli kuşağı kesip alıyor. Bu bence aslında göbek bağı. Yani can korkusuyla şövalye olduğunu bile inkar eden Gawain hala annesine göbekten bağlı. Hırsız bu bağı kesiyor. Hatta hemen sonrasında onun kalkanını parçalıyor. Kalkandaki motifin Kutsal Meryem ve oğlu İsa peygamber oluşuna bakarak bunu böyle Hristiyanlığa yapılan bir saldırı olarak da görebilirsiniz ama bence bu da anne ve oğlu birbirinden ayıran bir hareket. Bu arada hırsız annesinin başlattığı oyunun bir parçası. Zaten o aradığın tapınağın içindesin demesinden bunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Hatta filmin sonlarına doğru bu veledi aynı savaş meydanında böyle boş boş takılırken görüyoruz. Yani bilgisayar oyunlarında karşılaştığımız ve göreve başlamak için konuşmamız gereken NPC'ler gibi. Hep oralarda bizim onunla iletişime geçmemizi bekliyor yani. Neyse soygun sahnesinin sonunda Sir e elleri bağlı yerde Jen'in pozisyonunda kıvranırken görüyoruz. 360 derecelik bir pandan sonra da odun artık iskelete dönüşmüş halini. Kamera bir 360 derecelik pan daha yapıyor ve bu sefer kanlı canlı olan kahramanımız yaptığı yerde ölümü beklemektense yakınlarındaki bir kılıca kadar sürünüp bağlarını kesiyor. Bu sahne ana kususu ölümü ve bir şövalyenin doğumu aslında. Tabii doğar doğmaz bir kahramana dönüşmüyor. Daha önünde vermesi gereken pek çok test var. Ellerini kesmeden önce karşılaştığımız şu kareye çok dikkat edin. Bize iki şey söylüyor. Öncelikle bu kamera açısının adı Tanrı'nın bakışıdır. Sadece güzel görünüyor diye değil. Kahramanlarımızın başına gelenlerin tanrıların işi olduğunu bize anlatır. Filmde buna benzeyen bir iki kare daha görüyoruz. Bu elbette tesadüf değil. Bir yönetmen filminde bize birbirine bu denli benzeyen kareler gösteriyorsa aralarında paralellik kurmamızı istiyor demektir. Oyun bu karede başlamıştı, film boyunca devam etti ve filmin son karesinde de bitti. Şimdi bağlarından kurtulan kahramanımız tek yoldaşı Gringolat'i de kaybediyor. Ee, bu arada... Green Colette, neredeyse yuvarlak masa şövalyeleri kadar ünlü bir at ve özellikle savaşlarda inanılmaz işe yarıyor. E, birlikte pek çok maceraya atılıyorlar bu atla ama bir savaş sırasında Gawain bu atı kaybediyor ve deliye dönüyor. Ve gece yarısına kadar karşısına çıkan her düşmanı kılıçtan geçiriyor ama o herhalde başka bir filmin konusu bu filmin bu aşamasında kahramanımızın karşısına bir kulübe çıkıyor. Burada bulduğu bir yatağa ise Azize Winifred'in hayaleti tarafından uyandırılıyor. Winifred böyle 7. yüzyılın başlarında yaşadığına inanılan bir azize. Evlenmek yerine rahibe olmayı seçince onda gözü olan prens tarafından kafası kesiliyor. İnanışa göre kafasının düştüğü yerde de suyu her derde deva bir pınar oluşuyor. Amcası da bir Aziz onun kesik kafasını tıpkı filmdeki Gwen gibi bedeniyle buluşturuyor ve Winifred yeniden hayata dönüyor ve geri kalan günlerini İtalya'da bir rahibe olarak geçiriyor. Bugün o kafasının düştüğü yer olduğu söylenen noktada gerçekten bir kuyu var ve burası Birleşmiş Krallığın en eski hac mekanı olarak kabul ediliyor. Galler'de bu yer. E, ve suyun kutsal olduğuna inanan Hristiyanların akınına uğruyor sürekli. Gawain e, ne yazık ki nezaket testinden de geçemiyor. Önce gerçek olup olmadığını anlamak için Winifred'e dokunmaya çalışıyor. Ve ne biçim şövalyesin sen şeklinde tersleniyor. Sonrasında onun kafasını gölden çıkarma konusunda da bir karşılık bekliyor... Ki bu da hiç şövalyeye yakışır bir iş değil. Tabii ki bu konuda da bir fırça yiyor ama sonunda Gwen suya dalıp kızın kafatasını buluyor. E, bu suya dalma çıkma işleri genelde vaftiz edilme, günahlardan arınma gibi yorumlanır. Ama bence burada çok da şart değil. Yani tabii film içinde hep böyle bir doğum, yaşam, ölüm döngüsü var ama... İşte su günahlardan arındırır, mağara doğumdur, e, dibine kadar yanmış mum ölümdür gibi biraz fazla deşifre olmuş sembolik anlatımlar artık sinemada bilinçli olarak pek kullanılmıyor. E, bu sahneden yola çıkarak işte vaftiz olduğu günahlarından arındı demek e, karakterin çok yakında işleyeceği günahları görmezden gelmek gibi oluyor. E, bence hatalı bir çıkarım ama tamamen size kalmış birini okumak istediğiniz gibi yorumlamak hakkınız. İşte işte Winifred ödül istediği için Guine'ı terslemişti ama yine de ona iki değerli hediye veriyor. Yeşil şövalyenin aslında tanıdık biri olduğu bilgisi ve haydutlara kaptırdığı yeşil baltası. Bence Guine'ın yaşadığı her şey zaten annesinin tasarladığı oyunun bir parçası olduğundan o hata yapınca kayıpları oluyor, doğru yolda ilerledikçe ödüller kazanıyor. Yani Yeşil Şövalye, Balta, Hırsız, Winifred falan hepsi aynı oyunun e, ve aynı büyünün bir parçası. E, kafalarına estikçe kaybolup belirmeleri bence bundan. E, yolculuğa devam eden Gwen soluğu bir mağarada alıyor. E, onu yol boyunca izleyen tilkiyi görünce de taş atıyor hıyar. Şimdi Yeşil Şövalye'nin doğayı temsil ettiğini falan düşünürsek o fırlatılan taş Gwen'den daha bicecik olmayacağını gösteriyor. Daha ilerlemesi gereken çok yolu var. Zaten Doğa hemen intikamını alıyor. Gwen önce bir tepeden yuvarlanıyor, sonra da mantara bağlıyor. Yediği mantarlardan zehirlenen ve ellerinin yeşerdiğini gören Gwen epey bir panikliyor. Bence bu sahne bize yeşilin sadece doğal güzelliklerin değil, çürümüşlüğün, küflenmişliğin rengi olduğunu da hatırlatmak için var. Peki devler neden var? Orası biraz muamma. Hala yediği mantarların etkisiyle gördüğü bir hayal de diyebilirsiniz. Bunlar dev değil Titan birazdan Eren ve Mikasa gelecek enselerini kesecek de diyebilirsiniz ama... ...bence doğanın hükmedici gücü. Gwen bu canlılardan korkuyor ama onları binek hayvanı olarak kullanmakta bir beis görmüyor. Tam böyle çektiği otostop işe yarayacakken... Tilki işe karışıyor ve devleri uzaklaştırıyor. Onlar da sessiz sakin yollarına devam ediyorlar. E, bence Gwyn'in gitmesi gereken bir yol var ve bu yolda devleri kullanmak işin biraz kolayına kaçmak. Tilki bu yüzden izin vermiyor, hatta onlarla bir iletişime falan geçiyor. Dikkat ettiyseniz. Ya da şöyle düşünün. Şimdi anneniz Britanya'nın en büyük büyücüsü, dayınız gelmiş geçmiş en büyük kral olan Arthur. Siz hayatınız boyunca ekmek elden, su gölden yaşamışsınız. En ufak bir başarınız, gururla anlatabileceğiniz tek öykünüz bile yok. Ama Noel zamanı kral ve kraliçenin dizinin dibinde oturma hakkınız var. Yani hayatınız boyunca sizi iki dev büyütmüş, taşımış oralara azıcık da kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Yani bir devin omuzlarında yükselmek sizi de bir dev yapmaz. Onun üzerine tünemiş bir parazit olursunuz çok çok. Bu devler şiirde de geçiyordu ama orada da bu karşılaşmanın derin bir anlamı ya da hikaye üzerinde büyük bir etkisi yoktu. Bence filmdeki anlamlarının da ucu son derece açık. Yani ne anladınızsa o. Ben demin dediklerimi anladım siz başka bir sonuç çıkarıyor da olabilirsiniz. Ee, size daha önceki videolarımda kendi ekseninde dönen kameranın da böyle hayra alamet olmadığını... Kamera hareketinin işler ters gitmeye başlayacak ya da yolunda olmayan bir şeyler var demek olduğunu açıklamıştım galiba Midsommar videosunda falandı. Şimdi bu filmde de Gwen böyle bir tepe taklak oluyor. Bu sadece işler sarpa saracak demek değil. Aynı zamanda filmin başındaki o kukla gösterisini düşünün. Orada da zamanın geçtiğini gösteren bir çark vardı. Aynı bu şekilde dönüyordu. Bu kamera hareketi bize biraz da hikayenin sonuna doğru geldiğimizi yaklaştığımızı söylüyor. Hemen sonrasında saniyenin böyle beşte biri hızında bir tablo görünüp kayboluyor. Çok dikkatli bakarsanız görebiliyorsunuz ancak ben özellikle durdurdum bu ne diye baktım ve hangi tablo olduğunu anladım. Ressamı bilinmeyen bu tablonun adı Gwen'in yatağındaki Lady Bertilak. Yani az sonra karşılaşacağımız kadın. Şimdi bir gece vakti artık böyle karşısına çıkan son şatoya sığınıp Burada yorgunluktan bayılan kahramanımızı son derece misafirperver bir çift karşılıyor. Evde aynı zamanda her halinden Morgan Le Fay olduğunu anladığımız yaşlı bir kadın da var. Adı sonu geçmiyor, kimse onları tanıştırmıyor ama hem gözlerine bağladığı tülbent hem de Guine'in yüzüne dokunuşu falan fiziksel olarak farklı görünse de bu kadınla annenin aslında aynı kişi olduğunu bize kanıtlıyor. Bu şatoda yeni bir oyun başlıyor. Bu da aslında klasik edebiyatta sık sık karşımıza çıkan kazançların değiş tokuşu oyunu. Lord her sabah ava çıkıyor. Abladığım ne varsa senin olacak. Sen de evde ne kazanırsan bana vereceksin diyor. Ben yokken karımı öpersen ben de seni öperim gibilerinden bir gözdağı gibi de algılayabilirsiniz bunu ama aslında tam da öyle değil. Bu sahnede yeşilin ne anlamlara gelebileceğini, ve insan hayatının doğa karşısında nasıl hiçbir şey ifade etmediğini Lady'nin ağzından çok güzel bir şekilde dinliyoruz. E, bu şövalye neden yeşil sorusunun cevapları işte bu cümlede saklı. E, bu Lady de Gawain'in gönül eğlendirdiği fahişe gibi Alicia Vikander tarafından canlandırılıyor. Aslında bu bile karşılaştığımız bu insanların büyük oyunun bir parçası olduğunun kanıtı. Lady'miz de testin bir parçası olduğundan bizim şövalye adayı ile biraz fazla yakından ilgileniyor. Kitap The Portrait'i derken işi ilerletiyor ve sonunda kendi evinde oynamanın verdiği özgüven ve arkasına aldığı seyirci desteğiyle bu oyunda galip geliyor. Wayne hem senden şövalye falan olmaz lafı hem de tepelerine dikilmiş yaşlı kadın yüzünden panikle ...şatodan kaçıyor. E, yolda Lord Bertilak ile karşılaşınca... ...işler daha da sarpa sarıyor. Şimdi orijinal şiirde... ...Lady tarafından üç kez öpülen Gwaine... ...bu öpücükleri Lord'a aynen iade edip... ...testten alnının akıyla çıkıyordu. Ama kuşaktan hiç bahsetmemesi... ...onu böyle bir ömür boyu kovalayacak olan... ...bir utanca neden oluyordu. Zaten şiirde Yeşil Şövalye'nin... ...aslında Lord Bertilak olduğu da ortaya çıkıyor... Ama filmde bu detaya hiç yer vermemişler. E, şiirde Gawain geçemediği testi ona hatırlatsın diye bu yeşil kuşağı ölene kadar takıyor. Ve diğer şövalyeler de ona eşlik ediyorlar ve benzer bir kuşak bağlıyorlar bellerine. E, filmde Gawain hem kuşaktan hiç söz etmiyor hem de Lady ile aralarında geçenleri saklıyor. Tabi Lord'un yaşananları biliyor olduğunu gel bir öpeyim seni demesinden hemen anlıyoruz. Ama Gawain elleme beni dediğinde pek de üstelemiyor. Tilkini de al git dönersen de bizi burada bulamazsın diyerek oradan uzaklaşıyor. Tilki dediğimizin de sıradan bir tilki olmadığı konuşmaya başlamasından anlaşılıyor. Ya dön git evine, ben kimseye söylemem ya da çıkar o kuşa, tapınağa öyle gir diyor. E Gwaine, bu kuşak kirli bir kumaş parçası diye onun gücüne inanmadığı yalanını söylese de aslında inanıyor. E, tilki Ulan öküz lady ile rahat durmasan kirlenir tabii kuşak diye onu sinirlendiriyor. Ve bu sıra dışı arkadaşlık da doğru düzgün başlayamadan bitiyor. Bunu da Gwaine'in çuvalladığı testlere ekleyebilirsiniz. Gelelim testlerin en sonuncusu ve en zoruna. Yani takva ya da tanrı korkusuna. E, Gwaine nihayet yeşil tapınağa varıyor. Ve şövalyeyi onun içinde böyle uyurken buluyor. E, Noel sabahına kadar içeride bekliyor. Bu aşamada şövalyeye dikkatli bakarsanız yüzünün filmde gördüğümüz hemen her karakterin yüzüne dönüştüğünü de fark edersiniz. E, şövalye uyanıp hadi bitirelim şu işi dediğinde Gwen 1-2 deniyor ama sonra can tatlı deyip kaçmaya başlıyor. Tapınağın çıkışında onu sevgili atı Gringolet bekliyor. Yalnız onu bekleyen tek iyi şey bu. Eve döndüğünde kral olmasına oluyor ama fahişesinden peytahladığı tek olduğunu da savaşta kaybeden, işte halkı tarafından asla sevilmeyen ve sonunda da ülkesi işgal edilen bir kral oluyor. Korkudan asla çıkaramadığı o kuşağı sanki böyle kendi organlarını söküp alırmışçasına çözüp alıyor ve aslında yıllar önce kopması gereken kafası yere yuvarlanıyor. Onu nasıl korkunç bir geleceğin beklediğini gören Gawain kendisini yeşil şövalyenin önünde ...dis çöktüğü ana geri dönmüş buluyor. Meğer hepsi bir vizyonmuş. E, böylesine korkunç bir hayatı yaşamak istemediği için... ...onu koruyan kuşağı çıkartıp kaderine boyun eğiyor. Yani nihayet sonunda bir testten alnının akıyla çıkıyor. Bunun üzerine yeşil şövalye gülümseyerek... ...onun yüzünü tıpkı annesinin okşadığı gibi okşuyor... ...ve ona ''Aferin cesur şövalyem.'' diyor. Hatırlarsanız bundan önce karşılaştığı herkes ona senden şövalye falan olmaz demekteydi. Yani bu bir ilk. Yeşil şövalye parmağını Gwen'in boynunda gezdirip kestim kafanı diyor ve işi tatlıya bağlıyor. Aslında bence bu da bir ders. Ve teslim olmuş birisine merhamet göstermek de şövalyeliğin altın kurallarından biri. Bir sene öncesinde Gwen öyle gaza gelip rakibinin kafasını kesmek yerine ona zarar vermeyecek minik bir dokunuş yapabilirdim. Ne de olsa Kral Arthur'un da dediği gibi bu sadece bir oyundu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.